Bir şansım olsa ihbaratta ismim Leyla. Nasıl yardımcı olabilirim? Alo, merhaba. Benim adım Ahsen. Benim yardımınıza ihtiyacım var. Ne için aramıştınız Ahsen Hanım? Ben ne yapacağımı bilemiyorum ama Antalya'ya gitmem lazım. Ahsen Hanım, öncelikle yaptığımız telefon görüşmeleri kayıt altına alınmaktadır. Bu görüşmenin kayıt altına alınmasına onay veriyor musunuz? Onaylıyorum, evet, lütfen. Teşekkür ederiz. Şimdi size nasıl yardımcı olabileceğimizi bir kez daha söyler misiniz? Benim Antalya'ya gitmem gerekiyor. Orada kalacak yerim var ama gidecek param yok. Lütfen bana maddi olarak destek olur musunuz? Ya sokakta kalmak istemiyorum. Ya İstanbul'da da gidebilecek bir yerim kalmadı. Birinden mi kaçıyorsunuz? Kaçacağım kimse kalmadı benim. Antalya'ya gitmem gerekiyor. Anlıyorum. Antalya'da kimin yanına gideceksiniz? Sevgilimin yanına gideceğim. Ne olur bana yardım edin. Bakın yemek parası bile istemiyorum. Bir bilet alsanız bile olur. Ahsen Hanım, yaşınızı öğrenebilir miyim? 19 yaşındayım. İstanbul'da kalacak yerim kalmadı. Bakın, yani ne olur yardım edin. Babamın yanına dönemem. Anlıyorum. Ben başvurunuzu tamamladım. Aramış olduğunuz telefon numarasından arkadaşlarımız sizinle irtibat sağlayacaktır. Çok teşekkür ederim. Gerçekten çok sağ olun. Telefonunuzu bekliyorum. İyi günler diliyorum. Sen ne oldu? Sen birinden kaçıyor gibiydin. Babamdan kaçıyordum Ayşe. Babandan kaçıyordun. Neden? Benim Antalya'ya gitmem gerekiyordu. Sen niye bu kadar acil Antalya'ya gitmek istiyorsun? Evlenmek için. Orada benim sevgilim var ve evleneceğiz. Şimdi Antalya'da benim bir tane arkadaşım var. Adam beni aradı, dedi ki senin kızın dedi bir tane adamla çıkıyor dedi, geziyor dedi. Ben zaten Bekir'i söylemeden önce babam beni takip ettirdiği için her şeyi biliyormuş. İki gün sonra beni aradı, dedi kızının çıktığı adam evlidir, iki tane çocuğu var. Haberi var yani aslında. Kendisine her şeyi söylemedi, detaylarıyla söyledim onu. Şaka gibi ya. Hiç böyle bir şeyden bahsetmedi bana. Ayşegül abla, Bekir boşanacak ve biz birlikte olacağız. O eşini sevmiyor zaten. Merhaba, ben Ayşegül Günay. Bir şansım olsa programının sunucusuyum. Programımıza Ahsen Hanım başvurdu. Aslında bu birinden bir şans istemek değil de bir feryat etmekti. Biz de o feryada kulak verdik. Az önce dinlemiş olduğunuz telefon görüşmesiyle başladı her şey. Ahsen hoş geldin. Hoş bulduk. Daha iyi görünüyorsun. Telaşlı değilsin. Çok daha iyiyim sayenizde. Ekip arkadaşlarınıza çok teşekkür ederim. Bana kalacak yer ayarladınız. Ne desem az yani. Çok teşekkür ederim. Ne demek yavrum? O bizim görevimiz. Ama en azından o panik halini görmemek bizim için de çok güzel. Evet. Ahsen ne oldu? Sen birinden kaçıyor gibiydin. Babamdan kaçıyordum Ayşegül. Babandan kaçıyordun. Neden? Benim Antalya'ya gitmem gerekiyordu. Ya babamla da o gün tartıştım ama gitmem gerekiyor. Aslında bildiğim kadarıyla sen bir yerlere kaçma, yani Antalya'ya gitmenin gerekliliği şeyde değil. Sen Antalya'da okuyorsun değil mi aynı zamanda? Evet, üniversitenin ilk yılındayım. İstanbul'da lisemi bitirdim. Bitirdin. Antalya'da kazandın üniversiteyi. Aslında Antalya'da okuyorsun zaten, öğrencisin. Evet. Babandan niye kaçıyorsun? Ne oldu? Ne yaptı baban sana? Annen nerede? Benim annem, ben 16 yaşındayken terk etti bizi. Ya sürekli kavga ediyorlardı. Başka kardeşin var mı? Yok, tek kardeşim. Tek 19 çocuksun. Yaşındayım. Ay yavrum, 19 yaşında. 19 yaşında olduğunu biliyorum, evet. Annen terk etti. Sağ değil mi annen? Yani yaşıyor bildiğin. Yaşıyor. Evet. Sizi sen 16 yaşındayken terk etti annen. Evet. Neden? Sürekli kavga çıkıyordu. Sürekli annemin boşanmasını... Sürekli annem boşanmak istiyordu. Babamdan. Evet, ama babam hiçbir zaman boşanmak istemedi. Sebep ne olabilirdi Ahsen? Hiç bilmiyorum ama yani tek bildiğim şey sürekli kavga etmeleri. Evin içinde sürekli ses yükseliyordu. Peki senin çocukluğundan beri mi bu böyleydi? Yani yakın zamanlarda daha fazla bir şekilde kavga etmeye başladılar. Hatta bir kere annemin artık seni istemiyorum, seni boşayacağım, ben başka birini seviyorum dediğini de duydum. Annen dedi başka birini seviyorum, evet. Boşayacağım.
Babam da bu söylediği şeye tepkisiz kalarak evin kapısını sert bir şekilde kapatarak çıktı gitti. Ah sen o konuları sana ayrıntısıyla sormak isterim tabii. Ebeveyninin neden ayrıldığını annenin babanın. Ama önce esas sormak istediğim şey şu. Sen niye bu kadar acil Antalya'ya gitmek istiyorsun? Evlenmek için. Orada benim sevgilim var ve evleneceğiz. Ben evlenmek için? Evet. 19 yaşındasın kızım. Yani 19 yaşında olmam evlenmeme engel değil diyorsun. Çok genç değil misin yavrum? Ben aklım başımda olduğunu düşünüyorum. Ya illa ki yani evet genç bir kızsın. İlla ki aklın başında ama yani evlenmeye karar vermek için yeterince tecrübeli olmadığını düşünüyorum. Yani bu yani yaşın itibariyle bu kararı almak için yeterince tecrübeli olmadığını düşünüyorum. Yani evet biraz haklı olabilirsiniz ama ben onu çok seviyorum ve evlenmeyi düşünüyoruz. Yani ben Antalya'ya gittiğim zaman onunla evleneceğim. Kim bu? Bekir. Bekir. Aynı okuldan mısınız? Hayır, ben Antalya'ya gittiğim zaman bir kafede çalıştım. Ha. Sürekli gelen bir müşteri sandım ama... Nasıl tanıştığınızı anlatıyorsun şimdi. Aynı okulda değilsiniz yani. Yok değiliz. Benden 10 yaş büyük olduğu için zaten babam karşı çıktı buna. Baban biliyor Bekir'i. Biliyormuş. Ha, belki de. Ha. Beni takip ettirmiş Antalya'dayken iznim olmadan. Böyle bir şey yaptığına inanamıyorum gerçekten. Gitmişsin bak hakkınla. Bir okul kazanmışsın, o okulunu bitir, eğitim al. Ondan sonra belki hani evlilik düşün diye baban karşı çıkıyordur sana. Yani aslında benim babama... Aynı okulda değilseniz Bekir ne iş yapıyor? Bekir seracıların, ailesinin yanında yaşıyor. Yani seracılık, çiftçilikle alakalı. Yani o şeylerle ilgileniyor. Antalya içinde mi yoksa dışında mı? Ya Antalya'nın köyündeymiş. Ha köyündeymiş. Ha bilmiyorsun da nerede yaşadığını. Görmedin yaşadığı yeri. Yok görmedim. Neden? Yani ben yurtta kalıyordum. Bir arkadaşımla birlikte yani kafede çalıştığım parayla ev tuttuk. Beraber kalıyorduk. Bekir de haftada 2-3 gün ara sıra geliyordu. Ya fazla görüşemiyorduk zaten ailesinin yanında kaldığı için. Ailesiyle de daha tanışamadığım için yaşadığı yeri fazla bilmiyorum. Bekir çiftçilik yapıyor anladığım kadarıyla. Evet. Peki nasıl tanıştığınızı anlatıyordun Ahsen? Ben yarı zamanlı bir kafede işe başladım. Oraya sürekli gelen bir müşteri sandım ben. Ama arkadaşlarım benim için geldiğini söylediler. Biz... Seni orada gördükten sonra daha mı sık gelmeye başlamış? Evet öyleymiş. Arkadaşlarım bana bunları söyledi. Sosyal medyadan birbirimize ekledik. Sonra birbirimize selam vermeye falan başladık. Yani uzun bir süre yani sabaha kadar konuşuyorduk, yazışıyorduk. Sonra bir hafta sonra görüşmeye karar verdik. Öyle başladı. Evet. Aranızdaki yaş farkını problem etmedin sen. Ya ben etmedim. Ya babamın da etmesini istemiyorum. Çünkü benim babam da annemden 10 yaş büyüktü. Yani insanlar bunu sorun etmemeli bence. Ya bu konuda sana katılıyorum. Yani hani şey diyemeyeceğim. Yani insanların, kadının, erkeğin birbirinden büyük olması... ...ya da küçük olması... ...hayatlarını birlikte devam ettirmek için bir engel olamaz bence de. Bence. Yani bu engel teşkil etmez, böyle düşünüyorum. Akıl yaşta değil, baştadır hakikaten. İnsanlar hangi yaşta olursa olsun birbirleriyle güzel bir uyumla hayatlarını birlikte idame ettirebilirler. Ben de öyle düşünüyorum aşkım. Peki baban nasıl bir insandır, biraz anlatır mısın? Babam aslında çok sakin ama bana sürekli karışan bir insan. Hani nerede okuyacağımı, ne giyeceğimi sürekli bana karışan bir insan. Baskı. Yani evet. Baskı mı var üstünde? Yani baskı olduğunu hissediyordum. Ama bu şey olmasa nerede okuyacağımı nerede derken mesela hangi anne baba evladının kötü olmasını yani, ister? Bir de annen hani sen öyle bebek değil misin ama nihayetinde hani belli bir yaştayken annen çıkmış gitmiş o evden. Sen de akıl bali bir yaşta 16 yaşında babanla birlikte kalmaya devam etmişsin. Evet. Ve baban bu dönemde mi baskı yapıyordu sana, karışıyordu? Yoksa ondan evvel de yapar mıydı baskı? Ya da şunu da sorayım, annene de baskı yapar mıydı? Yani anneme baskı yaptığını hatırlamıyorum. Ama yani
dediğim gibi yani sürekli giyimime karışan bir insandı. Yani sürekli dizinin dibinde oturmamı falan istedi. Yani annem terk ettikten sonra da zaten hızlı bir şekilde emekli olup yani beni sürekli kurslara, okullara götürtmeye başladı. Hep yanımdaydı yani, hiç yanımdan ayrılmadı benim. Ya aslında şans bu senin için yani. Hani biri çekip gitmiş hayatından, şey dedin değil mi yani, birini seviyorum diye gitmiş annen. Evet. Yani bu senin için belki de ayrı bir travma yarattı, bilmiyorum. Herkes için söz konusu olmayabilir ama annenin gidiş sebebi seni üzdü mü üzmedi mi bilmiyorum. Onu da sormak isterim. Üzüldün mü annen böyle bir şey yani için? Yani üzüldüm gittiği açıkçası ama babama daha çok üzülmüştüm. Hmm. Çünkü tek başına salonda otururken gördüm. Yani annem de oradan balkondan baktığım zaman taksi çevirip binip gitmişti. Ben o an babama daha çok üzülmüştüm. Gittiği gün? Evet. Baban yalnız kaldı. Ya babamın yanında olmak istedim. Ve oldun da. Oldum. Aynı şekilde o da senin yanında olmak istemiş olamaz mı? Yani hani büyüklerinden biri çıkıyor gidiyor evden. Ve her ne olursa olsun 16 yaşındasın ve bir sorumluluğu baba tek başına üstleniyor. Ve seni düşünerek, senin geleceğini düşünerek hareket etmiş olamaz mı? Yani sen bunu baskı olarak algılıyorsun ama yani bunlar bana hani böyle baskı gibi gelmiyor da ne bileyim şiddet var mıydı? Hani öyle alanlarda kısıtlamalar olur ki insan der ki yani hani bunalır. Böyle bir şey var mıydı? Yani babamın öyle bir şeyi yoktu asla. Yani ne anneme ne de bana karşı bir şiddeti olmadı. Olmadı değil mi? Yok, olmadı. Yani o konuda asla haklı. Anneni diye merak ettim aslında. Yani nasıl çekip gitti, niye çekip gitti diye. Annem gitmeden önce, yani ondan bir gün önce bir tartışma yaşadılar zaten. Hmm. Yani ben odamdaydım. Bir şeyin fırlatıldığını duydum. Yani bir şey kırılmıştı. Annen mi fırlattı babana? Ya bunu hiç bilmiyorum çünkü odamdaydım. Kim kime ne fırlattı bilmiyorsun. Hiç bilmiyorum. Peki sen annen gittikten sonra sen annenle görüştün mü? Görüşmeye devam ettin mi? Ya bir kere okul çıkışıma gelmişti. Hı hı. O gün annemle geçirdim günümü. Gayet güzel geçmişti. Sordun mu annene? Anne kim bu gittiğin adam? Yani sorabildin mi? Ne diyeyim hani bu böyle. Soramadım. Yani. O an sadece günün güzelliğini yaşamak istedim. Anne niye gittin? Şimdi nerede oturuyorsun? İyi misin? Hoş musun? Bu soruları sormadın hiç, soramadın ya da. O sana ne dedi? O herhangi bir açıklama yapmadı mı? Yani yavrum hani çektim gittim ama şundan şundan dolayı falan demedi mi hiç? Öyle olması gerektiğini söyledi bana sadece. Hmm, yaşadığı durumun böyle olması gerektiğini söyledi. Evet. Babana söyledin peki ben annemle görüştüm baba falan diye? O gün beni aradığında ben açmamıştım. Eve gittiğimde annemle buluştuğumu, görüştüğümü söyleyince çok sinirlenmişti. Ya seni terk edip gidenle neden görüşüyorsun gibi cümleler kullandı bana. Annenin gerçek yüzünü gör, o seni terk edip gitti gibi cümleler kullandı. Sen de üzüldün. Üzüldüm. Peki bu evlilik kararın ne? Bizim Bekir'le bir 6 aylık bir ilişkimiz var. 6 ayda evlenmeye karar verdin. Birbirimizi az bir zaman değil mi? Seviyoruz. Çok seviyorsunuz. Evet. Yani ben gerçekten Antalya'ya gidip onunla hemen evlenmek istiyorum. Onunla görüşmek istiyorum. Ailesini falan tanımıyorum dedin. Oturduğu yeri görmedim dedin. Neden? Yani bir köyde oturuyorlar. Tahminine göre öyle mi? Ya da o Bekir mi böyle söyledi bize? Bekir bana bu şekilde söyledi. Çiftçilikle uğraşıyorlar çünkü. Yani yanıma geliyor ara sıra. Yanımda kalıyor. Tuttuğumuz evde kalıyor bazen. Yani ben hiç onun ailesiyle tanışamadım. Onun yaşadığı yere gidemedim. Zaten Antalya'ya biraz uzak bir şekilde bir köyde yaşıyor. Ama bunu söyleyebilirdin. Hani Bekir ben de senin aileni tanımak istiyorum. Ya ben bunu Bekir'e söylemiştim. Hı. Senin ailenle tanışmak istiyorum yani diye. Bu söylenir çünkü son derece doğal bir istek bu. Yani sonra şu şekil bir karara vardık. Hı. Benim babamla konuşmam gerekiyordu ilk başta. Hani evlenmek istediğini söylemen evet gerekiyordu. Babama bunu söyleyip öyle ben onun ailesiyle tanışmak istiyordum. Yani öyle düşündük. Ama babam da bana müsaade etmedi evlenmeme. Ben zaten Bekir'i söylemeden önce babam beni takip ettirdiği için her şeyi biliyormuş. Her şeyi öğrenmiş. Yani benim bahsetmeme gerek kalmamıştı. Ha böyle bir ilişkin olduğunu biliyorum dedi sana. Evet. Yaşını başını her şeyini öğrenmiş o zaman. Öğrendi. Senden büyük.
Bu yüzden mi istemiyorum dedi. Yoksa senin evlenmek için erken bir yaşta olduğunu mu düşünüyor baba? Ben yaş farkını sorun ettiğini düşünüyorum. Babanla konuştun mu bunu? Yani konuşmaya pek fırsatımız olmadı yani. Çünkü o an hemen tartıştık ve ben evden kaçtım. Ve sizin numaranızı aradım. Sizden yardım istedim Antalya'ya gitmek için. Ya Antalya'ya gitmende bir beis yok yani. Antalya'da zaten okuyorsun, Antalya'da bir evin var. Babam zaten baskıcı olduğunu söylemiştim. Beni bir yurda yerleştirmişti. Yani ben sonradan bir ev tutup bir arkadaşımla birlikte kafede kazandığım parayla bir ev tuttum. Ama babanın haberi var bu evden. Bundan haberi yoktu. Hmm. Ya ben İstanbul'a geldiğimde bundan da bahsedecektim aslında. Ama fırsat olmadı. Yani bir evin olduğunu biliyor mu baban şimdi? Beni takip ettirdiği için artık onları da biliyor. Hayat tesadüflerden ibaret. Baban da bundan 2 ay evvel bizim programımıza başvurmuş biliyor musun? Annenle barışmak için. Gerçekten mi? Evet. Yani çok şaşırdım. Neden böyle bir şey yaptığını bilmiyorum. Yani barışmak için mi başvurmuş? Evet, anneni görmek, annenle konuşmak istemiş. Onunla barışmak istemiş. Geçen sene beraber izliyorduk sizin programınızı. Gerçekten mi? Yani babam şey diyordu hatta, ne insanlar var ya gibi cümle kullanmıştı. Bir gün bu programa kendini de başvurabileceğini düşünmedi ha? Düşünememiş. Şimdi bana müsaade et, ben gidip babanı arayayım. Ayşegül abla, bir de yani babamla konuşurken onu çok sevdiğimi ve aramızda bir küçük bir söz yaptığımızda söyler misiniz? Babanı çok sevdiğini mi söyleyeyim? Yok, Bekir'i. Ha, Bekir'i çok sevdiğini söyleyeyim. Evet. Söz mü yaptınız aranızda? Evet, küçük bir söz yapmıştık aramızda. Yüzük mü taktınız? Takmadınız. Takmadım. Ama birbirinize söz verdiniz, öyle mi? Ben evleneceğim Ayşegül abla onunla. Her şeyin hayırlısı Ahsen. Bana müsaade et. Gideyim babanla konuşayım, tamam? Görüşürüz. Görüşürüz. Evet. Aslında Ahsen'in babasıyla arasının neden açıldığını az çok anlamış durumdayız, değil mi? Arayacağız. Ama bundan evvel benim size söylemek istediğim bir şey var. Bundan yaklaşık 2 ay evvel Mesut Bey eşi Saadet Hanım'la görüşmek, konuşmak için bize başvurmuş. İsterseniz şimdi o videoyu bir izleyelim. Merhaba Ayşegül Hanım, ben Mesut. Bir kız babasıyım. Eşim Saadet 3 sene önce bizi terk edip gitti. Şimdi onunla görüşmek istiyorum kızımın hakkında. Bu konuda bana yardımcı olursanız çok sevinirim. Onun için başvurdum ben size. Şimdi Mesut Bey'i arayalım bakalım. Alo. Merhaba, Mesut Bey'le mi görüşüyorum acaba? Evet, ben Mesut Bey. Mesut Bey, ben Show TV'de yayınlanan Bir Şansım Olsa programının sunucusu Ayşegül Günay. Nasılsınız? Teşekkür ederim Ayşegül Hanım. Siz iyisiniz? Çok teşekkür ederim. İyiyim. Ben eski eşim için görüşmek listesine başvurmuştum. Nasıl, değerlendirdiniz mi efendim? Evet, bu başvurunuzdan haberimiz var ama ben sizi bunun için rahatsız etmedim. Programımıza bir başkası başvurdu ve bizde size ait bir emanet var. Biz onu size ulaştırmak istiyoruz. Birisi benimle görüşmek mi istiyor? Eski eşim mi bu? Ben aracımıza gelmenizi rica edeceğim. Ekibimiz de orada, evinizin önünde. Biliyorsunuz aracımızda kasamız var. Evet. O kasayı açıp size ait olan emaneti aldıktan sonra kimin başvurduğuyla ilgili konuşabiliriz tekrar. Ben sizi aracı tamam, davet efendim. Ediyorum. Bekliyorum. Teşekkür ederim. Tamam. Ben teşekkür ederim. Sağ, sağ olun efendim. Sağ olun. Mesut Bey aracımıza gelmiş.
arıyoruz. Efendim? Mesut Bey, araçtasınız sanırım. Evet, araçtayım Ayşegül Hanım. Ben bir mesaj gönderiyorum telefonunuza. Orada bir şifre var. Gelmiş olması lazım. O şifreyle kasayı açarak size ait olan emaneti alabilirsiniz. Telefonu kapamayın lütfen. Bende ne olduğunu merak ediyorum çünkü. Tamam. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Alo. Ne var kasada acaba? Açabildiniz mi? Antalya'ya giden bir bilet var efendim. Evet. Tahmin edebiliyor musunuz programa kimin başvurduğunu? Evet, tahmin ediyorum efendim. Tahmin ediyorum Ayşegül Hanım. Söyler misiniz bana? Kızım, evet. Evet. Kızım Ahsen Hanım başvurdu. Ben sizden bir şey rica ediyorum. Ahsen Hanım bize... bir süre önce başvurdu ve Antalya'ya gitmek istediğini söyledi. Biz kendisine bir bilet aldık ama onu oraya göndermeden evvel... sizinle görüştürmek, konuşturmak istiyorum ben açıkçası. Ve o bileti eğer isterseniz... Siz ona verin istiyorum. Peki... Araç sizi benim olduğum yere getirse gelir misiniz? Tabii, memnuniyetle gelirim. Çok teşekkür ediyorum. Bekliyorum o zaman. Tamam. Ay, hemen anladı adamcağız ya. Zor. Zor ama gelecek. Bakalım bu sorunu çözebilecek miyiz? Çok genç bir kızımız. Daha tecrübe edememiş bir şeyleri. Ben Mesut Bey'in mülayim bir baba olduğunu düşünüyorum. Ahsen Hanım bize başvurduğunda inanılmaz panik bir haldeydi. Ve üç gündür onun için tuttuğumuz bir otel odasında kalıyor. Kendisiyle bütün ekibimiz gerektiği gibi ilgileniyor. Gideyim bakayım, söyleyeyim babasının geldiğini. Görüşürüz. Evet. Baban geliyor. Ne hissediyorsun? Babam... Tedirgin gibisin. Niye tedirginsin? Yani babamın vereceği tepkiden korkuyorum. Bana ne verecek? Sesini yükseltin. Ne yapacak? Sesini yükseltmesinden korkuyorum. Ya bu kadar insan içinde böyle bir şey yapmaz herhalde. Niye yapsın yani? Tedirginliğin ondan mı? Yani baban hep mi sesini yükseltirdi? Sesi yükselttiği zaman korkuyor musun? Yani sürekli sesini bana yükselten biri değil ama tedirgin oluyorum tabii ki bana karşı. Özellikle Bekir konusunda. Bekir konusunda çok. Bekir deyince hemen böyle gözünün içi gülüyor. Hadi bakalım, biraz Bekir'den bahsetmeye devam edelim biz. Ya şu an bir hazırlık yapmadık. Zaten ben öyle düğün falan istemiyorum. Zaten düğünüme gelecek de fazla bir akrabam yok. Gelirse bir annem babam gelir. Niye istemiyorsun? Gelecek biri yok düğünüme. Annemden babamdan başka çok fazla akrabamız yok. Belki Bekir'in vardır. Ya ben sadece nikah kıyıp yani ya bununla bitirmek istiyorum. Yani öyle şatafata gerek yok. Genç bir insanın aslında bir şeyleri böyle algılaması, sade bir tören istemesi biraz şaşırtıcı. Yani ben maddi durumumuzdan dolayı bu şekil istiyorum. Yani bu şekil olmasında da bir sorun yok yani. Çiftçilik yapıyor dedin. peki nerede oturacaksınız evlendikten sonra? Yani ben okulumun bitmesini istiyorum. Yani Antalya'da oturacağız. Oradan bir ev tutmayı düşünüyorum.
Köyde oturmayacaksınız. Yok hayır, Antalya'da okul. Köye gidip gelecek mi peki Bekir? Ne iş yapacak? Çiftçilik yapmaya devam etmeyecek mi? Yani ben etmez diye düşünüyorum. Kendine ait bir iş yeri açabilir veya başka bir iş bulabilir diye düşünüyorum. Ama çok maddi durumumuz bu anlamda uygun olmayabilir dedi. Nasıl kendine ait bir yer açacak? Yani, bilmiyorsun. Ben gerekirse tam zamanlı çalışırım. Yani okulumu da bırakabilirim. Bu kadar seviyorsun yani. Evet, çok seviyorum. Mesela haftanın kaç günü görüyorsun Bekir'i? Ya 2-3 günü anca görebiliyorum. Gerisini telefonla konuşuyorsunuz. Ya bazen telefonla bile konuşamıyoruz. Telefon bazen çekmiyor. Aradığımda ulaşamıyorum. Mesajım o Antalya'ya indiği zaman hemen iletiliyor. Ha köyde çekmiyor telefon. Ya serada çekmiyormuş. Ya seraları var. Senin buraya geldiğini biliyor. Aradı mı seni bu zaman zarfında? Yani buraya geldiğimi bilmiyor. Hiç aramadı da. Buraya derken yani İstanbul'a geldiğini biliyor. İstanbul'a geldiğimi biliyor. Babamla konuşacağımı biliyor. Aradı mı peki? Hani ne oldu? Ne bitti? Ahsen hani konuştun mu babanla? Dedi mi sana? Hiç aramadı beni. Hiç aramadı. Aramadı. Anladım. Yani ama yani ulaşamadığından dolayı arayamamıştı. Yoksa arardı beni. Peki sen evlenmek istediğini annene söyledin mi? Yani ben babamla konuştuktan sonra annemden bir destek isteyecektim ama annemi de arayamadım. Annemin de şu an haberi yok. Baban olumsuz karşıladığı için. Evet. Ama babanın gerçekten neden bu kadar hani tepki gösterdiğini az çok anlıyorum diyeyim. Bana göre senin yaşının henüz evlenmek için uygun bir yaş olmadığını düşünüyor. Güzel bir biçimde bir üniversitede okumaya hak kazanmışsın. Bu hakkı öldürmeni istemiyordur baban. Çok da haklı bence. Sen diyorsun ki mesela az önce söylediğin birbiriyle çelişiyor. Diyorsun ki ben okulumu bitirmeyi düşünüyorum ki Bekir de buna bir şey demiyor. Ondan sonra da diyorsun ki ama imkanlarımız düzgün olmazsa birlikte geçinemeyecek gibi olursak okulu da bırakırım. Tam zamanlı çalışırım diyorsun. Yani gerekirse yani yaparım ben onu. Yani okulu bırakırsın yani. Yaparım. Onun için yapamayacağım bir şey yok. Ki onun da bu şekilde düşündüğünü düşünüyorum. Onu da senin için yapamayacağı bir şey yok. Yoktur. Çünkü birbirimizi çok seviyoruz ve yani bir sorun yok aramızda. Şu an çok iyi anlaşıyoruz. Baban geldi. Ben şimdi gideyim babanla tanışayım, konuşayım. İnşallah daha sonra siz de bir araya gelirsiniz. Bir şeylerin ortasını buluruz. Ne diyeyim? Şimdi seni bir şansım olsa masasına davet ediyorum. Bizi orada bekle. Tamam? Tamam. Görüşürüz. Mesut Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Beni kırmadınız, geldiniz. Teşekkür ederim. 2 ay önce ben başvurmuşum size. Eski eşimle görüşmek için. Evet. Kayıtlarda o da çıktı. Çok enteresan bir tesadüf oldu. Kızınızın bize böyle şeyle gelmesi, ya, bir panikle telaşla. Siz eski eşinizle görüşmek istiyorsunuz. Özlediniz onu. Yok canım, ne özlemesi? Al şeytan görsün onun yüzünü. Ben kızımla konuşmasını istiyorum. Kızımın yanlış yapacağından korkuyorum. Onun için eski eşimin bir kızıyla konuşmasını çok istiyorum. Onun için size başvurmuştum zaten. Siz konuşamıyor musunuz? Kızımla konuşuyorum. Hmm. Ama kızım şu anda evi terk etti gitti. Evet, aranızda bir husumet yaşanmış. Yani ama tedirgindi de aslında yani babam gelecek, bağıracak, edecek, huzursuzluk çıkaracak filan diye. Eski eşinizle nasıl oldu? Neden bir ayrılık oldu? Ya ilk başta biz severek evlendik aslında. Evet. Tanışarak evlendik. Dost akraba vasıtasıyla. İyi bir evimiz oldu. Aramızda bir 10 yaş sorunu vardı. 10 yaş benden küçüktü.
İlk başta böyle bir sorun yoktu. Sizin açınızdan, siz büyüktünüz ben galiba. Benim açımda yoktu aslında. Ben kendisine zaten söyledim yani. O yaşı sorun etmedi. Nedense son süreçlerden sonra ben özellikle ısrar ettim. Dedim yani evlendikten sonra çocuğumuz olsun diye yaştan dolayı. Ben 42 yaşındayım, o daha da genç. Kabul etti, bir şey demedi. Sonra çocuğumuz oldu Ayşen. Hayat gider güzel gidiyordu. Bir sorun, bir sıkıntımız da yoktu. Siz ne iş yapıyorsunuz? Ben emekli devlet memuruyum. Eşinizin ismi? Saadet Hanım. Saadet. Saadet Hanım çalışıyor muydu peki? Yok, çalışmıyordu. Çalışmıyordu. Yok, çalışmıyordu. Hiç de çalışmadı. Evli bulunduğumuz sürece hiç çalışmadı zaten. Yani aslında diyorsunuz ki bir problemimiz yoktu bizim diyorsunuz. Bizim bir problemimiz yoktu. Evladımız da dünyaya geldi evet. Diyorsunuz. Kızım 16 yaşına gelinceye kadar ben bunu en azından böyle biliyordum. Sonra eşimden değişiklikler gördüm, farklı şeyler gördüm. Ne gibi? Yani şüphelendim beni aldatıyor diye. Ve bunu yediremedim aslında bir nevi kendime. Şüphelendiniz. Evet, şüphelendim. Sonra araştırdım, kendisine de söyledim. Kabul etmedi baştan doğal olarak. Böyle bir şey yok dedi. Kavgalarımız büyüdü haliyle. Sonra kabul etti. Kabul benim etti. Artık senin evliliğin bitti dedi. Seninle aşk bitti. Nasıl bir aşksa ben de anlamıyorum ya. Ne kadar bir süredir o ilişkisi varmış? En son söylediğine göre bir yıllık bir ilişkisi varmış bizde. Sizinle evliliğin. Evet. Ben bunu bir yıl sonra öğreniyorum. Ben evliliğimi bitirmek istemedim. Sebep de benim kızım. Yani kızımın geleceği benim için çok önemliydi. Nasıl hissediyordunuz Saadet Hanım'ın sizden uzaklaştığını? Onun annesinden kalma bir evi vardı. Dairesi kireye veriyordu. Zaten o parayı ben dokunmuyorum. Kendisine harcıyordum. Ve belli bir süre sonra ben gençliğimi yaşayamadım. Kendime üst baş alamadım. Yaşayamıyorum dedi. Ha böyle şeyler mi söylüyordu? Tabii tabii. Bunu söyledikten sonra artık baktım ufak ufak kendini belli ediyor bu. En azından anlarsın yani bunu bir şekilde. Hali, tavrı, giyimi, kuşamı, evet. Tarzı mı değişti? Tarzı değişti, fikirleri değişti, düşünceleri değişti, bana karşı tavırları değişti. Yani... Bunu sormuyor muydunuz mesela? Hani Saadet nedir derdin, bir problem mi var, niye böyleyiz? Hani bir şeyler iyi gitmiyor falan diye. Şöyle bir şey, sen sıradan bir memursun. Bizim ne uzayacak bir hayatımız var, ne de kısalacak bir hayatımız var. Ortadan oynuyoruz falan. Yani istediklerimi alamıyorum, yaşayamıyorum. Ha bunlara girmeye evet. Başladı. Ben yaşayamıyorum seninle falan. E tamam da benim zaten hayatım bu, koşulum bu kadar. Kendi yandan acak kavurulabilirim. Daha fazlasını yapamam ki. Böyle bir şey yok yani. Ha yani bir de hani bunlar bilinmeden yapılmış bir evlilik değil ki bu. Yani sizin ne iş yaptığınızı bilerek evet. Sizinle evlenmeyi kabul etmiş. Sonradan farkına vardım ki aklı başka yerde. Bu son kavgamızdan sonra da zaten dedi ben seni sevmiyorum dedi. Seninle bir aşkım bitti dedi, sevgim bitti dedi. Bu her şey buraya kadar dedi. Ama ben dedim boşanmak istiyorum dedi kendisi bana. Ben dedim boşanmak istemiyorum dedi. Ha bütün bunları söylemesine tabii, rağmen siz boşanmak istemiyorsunuz. Çocuğum var ortada. Ya. Çocuğum için, kızımın geleceği için. Yapmak zorundayım. Ne yapabilirim? Evladınızı bu kadar düşünen bir babasınız. Tabii. O benim canımdan bir parça. Tabii ki düşüneceğim. Her zaman da onun yanındayım. Peki gittikten sonra, Saadet Hanım gittikten sonra Ahsen'le ilişkiniz nasıl oldu? Yani Ahsen için en nihayetinde onu sordum ama anneyle görüşmesini istememişsiniz. Zaten anne de çok aramamış. Ya zaten annesi terk edip gittikten sonra Saadet, evet. 16 yaşındaydı benim kızım. 19 yaşına kadar da ben baktım. Nasıl baktım da bilmiyorum yani doğrusu. Çünkü çocuk nasıl baktığını bilmiyorum. Balıktan çıkmış, sudan çıkmış balığa benzer halim oldu yani. Ve o yüzden de emekli oldum. Erken emekli olmaya karar verdim. Çocuğun peşine düştüm. Onun hayatının geleceği için, onun yaşamı için. Kurslara yazdırdım, piyanoya, tiyatroya vesaire yerlere. Ay ne kadar güzel. Evet. Sosyal olsun istediğiniz aynı zamanda evet. Da eğitim alırken. Onun geleceği için çok, çok şeyde feragat ettim. Çok şeyden vazgeçtim. Ne bileyim. Üzüldüm yani. Şimdi bana göre de erken bir yaşta erken bir karar almış. Evlenmek istiyor. Bunu size söylemiştir sanırım. Evet. Zaten son kavgamız ondan oldu. Bu üniversiteyi kazanıp Antalya'ya... Anneyle görüşmesini istememenizin sebebi... Çok özür dilerim yine bunu konuşuyoruz ama... Anneyle görüşmesini istememenizin sebebi şeydir değil mi? Yani en nihayetinde birine
birinin yanına gitti, biriyle çekti gitti. Yani hani o adamın yanında belki çocuğunuzu görmek istemedi. Kız çocuğunuz, kız erkek fark etmiyor artık da. Görmek istememenizdi belki, değil ya mi? Ya şimdi aklını çeler. Yanlış öğretebilir dedim. Zaten benim aklımda olan olmayan şeyleri anlattı bu. Baban kötüdür, baban şudur, baban mıdır diye. Halbuki öyle bir durum yok yani. Onun için görüşmesini istemiyor. Sonuçta o kendine ayrı bir yuva kurmuş. Ya şimdi evli mi hala o adamla? Evet, haberimiz o adam var. Evlidir evet. Şu anda evlidir. Evli, mutlu herhalde. Mutlu olduğunu pek sanmıyorum yani. Neden? Tahmin etmiyorum. Onun annesinden kalmış bir evi vardı demiştim. Ha, az önce söylediniz. Onu satmış o evi. Bu evin parasıyla çocuğunun geleceğine tayin etmek varken, çocuğuna yardımcı olmak varken kocasına yeni bir araba almış. Hatta parası da bile yetmemiş. Gitmiş kredi çekmiş. Oo. Ben bunu emlakçıdan öğreniyorum. Bizim tanıdık bir emlakçı var. Satmış evini. Evet. Aa. Sonra da başka bir küçük eve geçmiş. Öyle duydum, artık ne kadar doğru bilmiyorum. Ben yani öyle bir gerçeklik payı var yani. Peki sizden çekiniyor Ahsen doğal olarak. Yani hani sizin yanınızda büyümüş, sizin verdiğiniz disiplinle, eğitimle bir yerlere gelmiş bir çocuk en azından şu zaman zarfında. Fakat haklısınız yani, çok erken evlenmek için ama siz de ve yaş farkı varmış aralarında, evet. Bekir Bey'le. Bekir değil mi? Bekir diyorsun. Bekir evet. Yaş farkı önemli değil Ayşegül Hanım. Yani sizin de eşinizle aranızda yaş farkı tamam, varmış. Yani sonradan problem oldu diye mi düşünüyorsun? Öyle hani? Değil. Öyle bir şey değil. Ben bekardım. Pardon? Ben bekardım. Evli olan kim? Ne? Bekir için söylüyorsunuz ya. Şimdi siz Bekir için söylüyorsunuz ama Bekir evli. Aa, İki de çocuğu var. Aa. Evet. Benim zaten kızdığım nokta, tedirgin olduğum nokta da bu ya. Ben buna kızıyorum. Ya var ya, ben aslında bir şeyleri böyle işte şey gibi bir soru sordum. Hayır, dur karıştım. Dedim ki hani İstanbul'a geldiğini biliyor, aramadı mı seni, sormadım. Hayır, şu an aramadı. Yani babanla konuşacağını biliyordu, niye aramadı dedim. Haftanın belli günleri görüşüyorlarmış falan. Bana böyle bir hani bir acaba mı bir şey var burada dedim ama adam evli ha. Şimdi bir de çocukları var. Haberi yok kızınızın bundan. Nasıl haberi yok? Geldiğinde ben bunu zaten söyledim. Bana. Kavgamız ondan oldu zaten. Haberi var yani aslında. Kendisinin her şeyi söyledim ben, detaylarıyla söyledim onu. Şaka gibi ya. Hiç böyle bir şeyden bahsetmedi bana. Ben söyledim. Zaten kavgamın şey nedeni dedi o. Zaten babam dedi, işte dedi beni takip ettirmiş dedi, araştırmış etmiş. Ha siz tabii bunları öğrendiniz. Bana hiç söylemiyor ki hani şey Bekir'de evli falan, bak görüyor musun? Şimdi Antalya'da benim bir tane arkadaşım var. O da devlet dairesinde memur ama emekli olmamış, çalışıyor. Kızım oraya giderken kendisine rica ettim. Dedim kızım oraya geliyor ama uzaktan en azından bunu bir takip et. Yani bir gözlemci, bir baba nasihatiyle bana bir bildir dedi. Adam beni aradı, dedi ki senin kızın dedi bir tane adamla çıkıyor dedi, geziyor dedi. Ya dedim madem çıkabilir, olabilir dedim de bir araştır, sorgula, senden rica ediyorum dedi. İki gün sonra beni aradı, dedi kızının çıktığı adam evlidir, iki tane çocuğu var dedi. Ve ben kızımı İstanbul'a çağırdım. Ay çok haklısınız. Şu anda yani hani... Geldi İstanbul. Şu an şeyim yani hani evet. Bütün... Kendisi bunu kabul etmedi. Diyorum ki bak kızım senin yaptığın yanlış. Sen gittin orada okumaya. Evlilik zaman değil. Sen daha 19 yaşında bir kızsın. Ay evet çok senin genç. Geleceğin var. Senin hayallerin var. Senin hayatın var. Bunu nasıl yapabiliyorsun? Ya. Ve üstelik de bıraktı yaşı. Yaşı da yaştan vazgeçtim. Yani. Yaş da istemiyorum. Ama bu adam evli, iki tane çocuğu var. Ve sen hangi akla gidip bu adamla beraber kalıyorsun ve evlenmeyi düşünüyorsun? Bu nasıl bir düşünce? Nasıl bir dünya? Hangi baba bunu kabul eder? Kurban olayım ya. Yok çok haklısınız. Ben yani şu noktadan sonra inanın bir şey diyemiyorum. Yani hani sadece problemin yaş olduğunu düşünmüştüm. Hani bu kadar hani sizde sadece problemin yaş olduğunu düşünmüştüm derken tabii ki Ahsen'in evlenmek için çok genç olduğunu evet. Düşünüyorum. Ve bunu ona da söyledim.
Hani bence genç bir yaş dedim bunun için. Ama genel olarak hani insanların birbiriyle evlenmesi, beraber olması için yaşa çok takılan biri de değilim. Bunu da söyledim. Ama bu söylediğiniz şey bambaşka bir şey. Ya ben zaten dediğiniz gibi yaşa takılmadım. Yaş olabilir ama evli bir adamla geleceğini tayin etmek çok yanlış. Böyle bir şey olmaz. Hangi akılla, hangi mantıkla yapıyorsun kızım? Dedim ki ben dedim Bekir hakkında bir soruşturma yaptım, araştırdım dedi. Sen dedi nasıl bunu yapabilirsin? Bir bağırması var akla ziyan. Size? Tabii. Sen dedi bana karışamazsın. Benim böyle bir tek başıma karar verecek yaştayım. Ya ben karışırım, ben babayım baba. Tabii ki karışacaksın. Ya göz göre göre ben seni kuma diye adama mı vereceğim? Ya bu kadar da olur mu? Hangi baba bunu kabul eder? Sakin olun, sakin. Siz sinirlendiniz şimdi. Çok haklısınız. Ben bir şey diyemiyorum. Yani bir şey diyemiyorum derken haklısınız. Çok haklısınız. Üzüldünüz öğrenince tabii, duyunca. Ya bunca emeklerime üzülüyorum Ayşegül Hanım. Ben onun için birçok değerlerimden, onurumdan vazgeçtim. Birçok şeyden vazgeçtim. Siz anneyi de bu yüzden mi istediniz? Evet. En azından annesi hani yaptı. Gelsin en azından hani. Ha. Amacım nedir biliyor musun? Ama anne hatayı kabul etmiyor ki. Yani hata yaptığını kabul etmiyor. En azından ki. Her şeyden önce yaşadıklarını söyleyebilir. Hmm. Yaşadığı en azından bir pişmanlıkları vardır mutlak. Herkesin pişmanlıkları vardır. Kızına bunu aktarabilir, söyleyebilir. Kızı en azından bu evlilikten vazgeçer. Benim derdim o. Yoksa o kız kadına görüşecek diye bir şeyim yok yani. Görüşmek istemem, nefret ediyorum ondan ben. Öyle bir şey yok. Derdim o benim. Ama kızımın gittiği yol yol değil. Aklı başında değil. Hangi akla hizmet ettiğini de bilmiyorum. Hani kötü davranmadım, baskıcı davranmadım. Yanlış yapmadım. Onu hep korudum. Bir baba olarak korudu mu? Korumaya da devam edeceğim. Ya illa ki onun baskı diye gördü. İşte şöyle oku, işte sosyal ol diye sizin yapmış olduğunuz şeyler, yalnız bırakmamış olmanız. Hani gidip onun yanında ne yaparsa yapsın yanında yer almanız, arkasında durmanız. Bunların onun açısından çok büyük şans olduğunu söyledim ben. Ama işte genç biliyorsunuz hani bunlar ergenlikten yeni çıkmış insanlar bu tarz şeyleri baskı olarak görebiliyorlar yani. Hatta şeyi sordum yani anne üzerinde vardı baskı. Yok hayır dedik. Dedim yani bunlar baskı değildir. Başka bir şey mi vardı dedim. Hani şiddet mi vardı sözlü ya da fiziksel? Hayır dedi. Kesinlikle böyle bir şey yoktu dedi. Hayır. Hani babamın bize karşı, bana evet, karşı da evet. Anneme karşı da böyle bir şey yoktu dedi. Yani baskı diye bir şey yok. Yani ailemi korumaya çalıştım. İlla dağılmasın diye. İlla ben bu verdiğim emeğin mücadeleyi boşuna gitmesin diye emek verdim. Bu baskıcılıksa baskıcılıktı ama öyle bir şey yok. Kırmadım, incitmedim, kötü bir laf söylemedim, yanlış yapmadım, aç bırakmadım. Ben görevimi yaptım yani. Bu suçsa suçtur, kabul ediyorum. Olur mu? Ne yapalım, gidip konuşalım mı şeyle? Vallahi benim sizden bir ricam var Ayşegül Hanım. Buyurun. Ona konuşursanız çok iyi olur. Siz niye konuşmayın? Beraber konuşalım. Çok özür diliyorum. Çevremde onunla konuşacak bir kadın yok. Yani ben bir erkeğim. Onun dilinden belki birçok şeyden anlamıyorum. En azından bir kadının onunla konuşması daha farklı olur. En azından anlayabilir. Ben konuşurum, gene kızımla konuşurum. O sorun değil ama ben gelirsem belki de problem yaratır. Çünkü ona son görüşmemizde bayağı bağırmıştım, kızmıştım. Gerçekten de kızdım yani. Ben konuşacağım Ahsen'le. Mesut Bey, bize başvurduğunda bir kayıt alıyoruz. Evet. Ve Ahsen'in kaydı var. Ben sizden bir şey rica edeceğim. Araca tabii. Gidip o ses kaydını dinler misiniz? Tabii. Daha sonra da bir şansım olsa masasında biz sizi bekliyor olacağız. Tabii memnuniyetle efendim. Gider. Buyurun lütfen. Bunu benden gizlediğine göre bir biçimde kaça göçe Antalya'ya ulaşmaya çalıştığına göre demek ki bu çocuk yani kızımız Ahsen yaşadığı ilişkinin aslında çok güvenilir bir ilişki olmadığının farkında değil. Yani belli bir zemine oturmamış bir ilişki. Ama bunu ona anlatacağız inşallah. Görüşürüz. Konuştuk babanla. Babam gelecek mi? Senin ses kaydını dinlemek için araca gönderdim babanı. Muhtemelen gelir diye düşünüyorum.
Bir şansım olsa ihbaratta ismim Leyla. Nasıl yardımcı olabilirim? Alo, merhaba. Benim adım Ahsen. Benim yardımınıza ihtiyacım var. Ne için aramıştınız Ahsen Hanım? Ben ne yapacağımı bilemiyorum ama Antalya'ya gitmem lazım. Benim Antalya'ya gitmem gerekiyor. Orada kalacak yerim var ama gidecek param yok. Lütfen bana maddi olarak destek olur musunuz? Ya sokakta kalmak istemiyorum. Ya İstanbul'da da gidebilecek bir yerim kalmadı. Birinden mi kaçıyorsunuz? Kaçacağım kimse kalmadı benim. Antalya'ya gitmem gerekiyor. Anlıyorum. Antalya'da kimin yanına gideceksiniz? Sevgilimin yanına gideceğim. Ne olur bana yardım edin. Bakın yemek parası bile istemiyorum. Bir bilet alsanız bile olur. Ah kızım ah. Değdi mi buna şimdi? Yaşındayım. İstanbul'da kalacak yerim kalmadı bakın. Yani ne olur yardım edin, babamın yanına dönemem. Ah Senem ah. Ah güzel kızım. Babam iyi mi peki? Baban iyi ama üzgün tabii haliyle. Senin durumundan dolayı üzgün. Annen de yine senin durumundan dolayı görmek istemiş. Yani annenle barışmak gibi bir niyeti yok. Ama senin hata yaptığını düşünüyor ve hata yapmanı istemediği için belki annen seninle konuşursa bir şeyler değişir diye düşünmüş. O yüzden programımıza başvurmuş anneni görmek üzere. Bu muydu senin yaptın? Ben üzmeye hakkım var mı? Bana söylemediğin başka bir şeyler var mı? Yani yaşça büyük, ya babam bir şey mi söyledi size? Yani yaşça büyük olmamızdan başka bir sorun yok. Başka bir sorun yok? Yok. Emin misin? Eminim. Eminsin. Bekir'le ilgili her şey tas tamam yani senin kafanda, öyle mi? Hiçbir şüphen, hiçbir yani kafana takılan bir mevzu yok, öyle mi? Ayşegül abla, Bekir boşanacak ve biz birlikte olacağız. O eşini sevmiyor zaten. Anladım. Bundan haberin vardı yani senin de. Vardı. Nasıl eşini sevmiyor sana? Ben eşimi sevmiyorum, boşanacağım onunla dedi, öyle mi? Evet. Peki bir şey söyleyeceğim ben sana. Sen ne kadar zaman aralıklarıyla görüyorsun Bekir'i? Daha evvel de sormuştum. Haftanın kaç günü görüyorsun diyelim? 2 veya 3 gün. 2 veya 3 gün. Bunun dışında hafta 7 gün. 4 gün bu adam nerede? Ailesinin yanında. Ailesinin yanında. Yani eşi ve çocuklarının yanında. Değil mi? 2 tane de çocuğu var. Yanında. Anne babasının yanında. Eşiyle çocuklarıyla görüşmüyor, öyle mi? Eşi çocuklarını alıp ailesinin yanına gitmiş. Ya zaten çocukları da Bekir'i sevmiyormuş. Sen Bekir'in söylediklerine inanıyorsun yani. Gözünle gördün mü eşiyle? Ama o bana yalan söylemez. Beni nereden seviyor. Biliyorsun yalan söylemeyeceğini? İnanıyorum ona çünkü. İnanıyorsun ona. Ama bak bu tarz şeyler netlik ister. Gideceksin, onu göreceksin. Eşinin, annesinin, babasının yaşadığı yeri göreceksin. Bunlardan emin olman gerekmez mi? Babamla nasıl bodoslama girebilirsin böyle bir şeyin içine? Nereden biliyorsun eşiyle görüşmediğini? Yahut eşiyle belki çocuklarıyla, eşiyle birlikte oturuyor. Sen onun yaşadığı yeri görmemişsin ki daha evvel. Eşiyle, çocuklarıyla beraber oturuyor. Ama sana gelip de ben işte eşimle, çocuklarımla beraber oturuyorum. Arada da seni seviyorum, seni görmeye geliyorum mu diyecek zannediyorsun? Ya ben babamla konuştuktan sonra zaten ailesiyle tanışacaktım. Onun annesi ve babasıyla. 6 aydır niye tanışmadın? Yani babamla konuşmayı bekledim Ayşegül abla. Peki ne dedi bu adam sana? Ben evliyim, benim 2 çocuğum var ve eşimden boşanacağım mı dedi? Evet. Boşanacağını biliyorum çünkü beni sevdiğini de inanıyorum. Yani şu an boşanamıyorlar çünkü elinde yeteri kadar, dava açacak kadar bir parası yok yani. Ya sen bu kadar yani hani hayatının baharında diyeyim, güzelce eğitimini alırken yani niye böyle çok şeyde mi kaldın da koşa koşa gidip evli, 2 çocuk babası bir adamla evlenmeyi planlıyorsun?
Yani sevdiğim için evleneceğim. Ya seviyorsun da bu adamı tanımıyorsun ki bence. Yani haftanın iki günü, üç günü gördüğün bir adamdan bahsediyorsun. Tamam, insan kara kaşına, ela gözüne seviyorsun herhalde. Yani bilmiyorum, hani insan iki gün gördüğü bir insanı evlenmek üzere hayatının merkezine oturtamaz diye düşünüyorum. Ne annesini görmüşsün, ne babasını görmüşsün, ne yaşadığı yeri görmüşsün. Adam evliyim diyor, iki çocuğum var diyor. Onlarla birlikte yaşayıp yaşamadığını bile bilmiyorsun. Her şey soru işareti yani. Ah sen. Yani ben onu seviyorum ve 6 aydır birlikteyiz. Yani bu her şey için yeterli. Yeterli diye düşünüyorum. Yani 6 ay benim için uzun bir süre. Yani onunla sürekli görüştüm. Haftanın 2-3 günü olsa bile yani... Diğer zamanlarda da diyorsun arıyorum, ulaşamıyorum yahut mesajlar geç ulaşıyor. Nereden biliyorsun eşiyle oturmadığını? Ben onu... Ya insan ne bileyim yani bunun şeyle de ilgisi yok. Hangi yaşta olursa olsun insanın içine bir kuşku düşmez mi ya? Acaba mı? Çünkü adam sana bunu söylemiş. Ben evliyim demiş, iki tane de çocuğum var demiş. Yani senin yanına gelmediği zamanlarda şunu hiç düşünmüyor musun? Ya acaba bana doğru mu söylüyor? Karısıyla birlikte mi yoksa? Yoksa onlarla hani mutlu da beni de seviyor, benden de vazgeçemiyor. Ne bileyim bir sürü alternatif geliyor aklıma yani. Hiç bu sorularla boğuşmuyor musun sen kafanda? Ayşegül abla zaten araları pek de iyi değilmiş yani. Evlilikleri hiç mutlu değilmiş. Yani severek de evlenmemişler. Çocukları da Bekir'i sevmiyor zaten. Nasıl çocukları Bekir'i sevmiyor? Ne dedi yani? Benim çocuklarım beni sevmiyor mu dedi? Bir baba böyle bir şey söyler mi ya? Ya söyledi. Yani ben benim çocuklarım beni sevmiyor dedi. Niye sevmiyormuş çocuklar babasını? Onu da söyledim. Ya bunu söylemedi. Ama benim ya beni beğeniyor yani. Ve biz zaten evlenmeye karar verdik. Tamam seni beğendiği bir gerçek. Tamam onu anladık seni beğeniyor ama ne diyecek yani sana? Ben çok güzel geçiniyorum aslında eşimle. Her şey de yolunda ama arada sen de ol istiyorum mu diyecek sana? Hayır böyle bir şey demez zaten de ama hani zaten evlenmeye karar verdik ve evleneceğiz. Yani bu olacak bir şey. Ay senin gözün kör olmuş kızım ya. Vallahi. Kulağın sağır, gözün kör derler yani. Basireti bağlanmış mı derler, ne derler? Öyle olduğunu düşünüyorum. Kapıyı açar mısınız efendim? Rica etsem. Vallahi biz elimizden geleni yaparız senin için. Tekrar tekrar düşünmen için baban geliyor bu arada. Dediğim gibi yani sen reşit bir insansın. Biz sana elimizden ne geliyorsa yardım etmeye tabii ki hazırız. Ama karar yine senin kararın. Ben hata yapmanı istemiyorum sadece. Ya benim de evlatlarım var. Bir anne olarak düşünüyorum, öyle görüyorum yani. Buyurun, buyurun lütfen. Et tırnaktan ayrılmıyor, ayrılmaz. Baban hiç senin kötülüğünü ister mi? Bunu sen de çok iyi biliyorsun. Bak, ne yazık ki Saadet Hanım'ın yanınızdan ayrılmasından sonra baban sana kol kanat germiş kızım. Senin iyi olman için, iyi eğitim alman için, iyi yaşaman için bütün koşulları sağlamaya çalışmış. Yani bulunduğun durumda ben hani dışarıdan
biri olarak sana bunu söylüyorsam, baban senin en iyisi olman için uğraşıyor. Hata yapmanı istemiyor. Değil mi? İstemediğini biliyorum. Tabii ki iyiliğimi düşünecek. Babam sonuçta benim. Ama ben evlenmek istiyorum. Bekir'i de çok seviyorum. Biraz daha düşünmen gerekmiyor mu bunun için? Ya kızım, senin aklın başında mı? Sen kaç yaşındasın? Daha 19 yaşına gencecik bir kızsın. Evli baklı adamla bir yuva kuracağım diyorsun. Baba boşanacak. Boşanacağını biliyorum. Nereden biliyorsun boşan kızım? Ne zaman boşanacak? Haberin var mı senin? Şu an dava açacak parası olmadığı için açamıyor. Açacak ama. Boşanacak. Ben onu çok seviyorum. O da beni seviyor. Biliyorum. Senden para mı istedi o? Hayır, istemedi. Ben teklif ettim. Ya kızım, senin daha yaşın ne ki kurban olayım kızıma ya? Ben senin babanım ya. Senin kötülüğünü ister miyim ben ya? Ya senin yaşın ne, başın ne? Nasıl, hangi akılla hizmet ediyorsun sen? Hiç tanımadığın, bilmediğin, evli barklı bir adamla gidip yuva kurabilir misin ya? Senin geleceğin önemli, senin yarınların önemli, senin hayallerin önemli. Ya ben senin için her şeyimden vazgeçtim. Senin canımdan bir parçasın. Ben her konuda senin yanındayım, senin yardımcınım. Sen benim canımsın ya. Bunu nasıl yapabilirsin? Aklını ne zamandan beri sen kiraya verdin? Bu nasıl bir akıl, bu nasıl bir mantık? Bunu nasıl düşünebiliyorsun ya? Hayatını bir hiç uğruna paramparça ediyorsun. Bırak beni. Beni boş ver, beni at kenara git ya. Senin geleceğin önemli. Kızım, sen daha 19 yaşındasın ya. Evli barklı bir adamla yuva kurmak ne demek ya? Böyle bir tercih olmaz, böyle bir yanlış olmaz. Hayatını paramparça edersin. Son pişmanlık sana fayda getirmez. Ben bir babayı mücadele etmek zorundayım. Bırakamam, yapamam bunu ben. Bu nasıl bir mantık? Ne zaman sen kendinden geçti bugüne kadar ya? Sen böyle biri değildin. Baba, çok seviyorum. O da beni seviyor. Güzel kızım, kurban olayım kızıma. Öyle bir sevgi yok. O adam seni aldatıyor, sana yalan söylüyor. Seni kandırıyor. Bunu seni idrak etmen lazım, bilmen lazım. Böyle bir şey olur mu ya? Hani şunu anlaması için dedim ben, çok kısıtlı zamanlarda görüşüyorlar. Ve haftanın uzun vakitlerinde, günlerinde diyelim, hani görmüyor, 4 gün görmüyor. Onu söyledim ben de, bu görmediği vakitte gidip gözünle gördün mü dedim, bu adam nerede oturuyor? Evini bilmiyor, annesini babasını görmemiş. Belki de eşiyle gidip oturuyor, çoluğuyla çocuğuyla oturuyor, sana da yalan söylüyor belki. Hayır, gözünle görmediğin bir şeye nasıl bu kadar körü körüne inanabiliyorsun? Baban çok haklı yavrum. Ya kendi eşini aldatan bir adam, çocuklarını zor durumda bırakan bir adam yarın sana da aynı şeyi yapar. Aynı şeyi sana yarın yapar. Bunu yapma, kurban olayım kızıma ya. Ya böyle bir şey olur mu ya? Sen şimdi bana diyorsun ki ben 19 yaşındayım. Bir başkasına kuma olarak gideceğim. Sen de sesini keseceksin, öyle mi? Ben de sessiz kalacağım sana. Bunu mu bana söylemek istiyorsun? Mesut Bey, sakin ol, sakin ol. Nasıl sakin ol Aşık Hanım, kurban olayım sana ya. Böyle şey olur mu ya? Ben yıllarımı verdim buna. Her şeyimi verdim buna. Bu her şeyi kenara atmış, diyor ki ben gidip kuma olacağım. Ve ben de göz yumacağım. Bütün emeklerim bu mu? Bu nasıl bir şey? Ben kabullenemem. Ya senin hayatın benim için çok önemli. Ben her şeyden vazgeçtim ya. Sen benim canımsın, kanımsın, her şeyimsin. Bu nasıl bir dünya, bu nasıl bir düşünce? Kızım, ne oldu sana? Baba, aşık oldum. Böyle bir aşk yok. Kızım, tam aşık, tamam mı? Bak, baban bunu yüzüne söyleyebileceğin kadar rahat bir baban var. Seni anlayışla karşılayan bir baban var. Tamam, aşık da olmuş olabilirsin ama hemen evleneceğim ne demek? Yani sen bir bilinmezliğin içine kendini hemen böyle atmak istiyorsun. Belki de boşanmayacak. Belki de sana yalan söylüyor. Biraz zaman tanısana kendine de. Babanı üzme. Kendine de biraz zaman tanı. Yani kendine ve bu ilişkiye zaman tanı diyeyim artık. Hani zaman tanı ki o zaman zarfında da belki göremediğin şeyleri göreceksin. Haksız mıyım Mesut Bey yani? Ya Ayşegül Hanım, haklısın. Ben şimdi diyorum ki bu adamı bir tanıyalım madem öyle. Ha, değil bir mi? Bir konuşalım adamı. Bir araştıralım, soralım, sorgulayalım. Kimdir, neyin nesidir? Gerçekten seviyorum, boşanacak mı? Evet. Ya bir adam kendi çocuklarını bırakamaz. Kendi eşini bırakamaz. Ya senin hayatın önemli.
Senin geleceğin önemli. Senin yaşamın önemli. Sen önemlisin. Bırak bizi ya. Böyle bir sevgi yok güzel kızım. Kurban olayım kızıma. Sen benim canımdan bir parçasın. Bu kadar da basit olma ya. Böyle bir şey olur mu? O zaman beni diri diri öldür, toprağa göm git o zaman. Ne diyeyim ben sana? Nihayetinde baban. Anladın mı? Ve öyle şeyler söylüyor ki sen de gördüğüm kadarıyla yani böyle yetiştirmiş seni, özgüvenli yetiştirmiş. Bak babanın karşısına geçip ne dilediğini, ne istediğini rahatlıkla söylüyorsun. Ama yani hani üzme yani babanı da. Bak baban gerçekten senin için çok ciddi fedakarlıklarda bulunmuş bir insan. Baba, tamam sizin dediğiniz olsun. En azından kendine bir zaman tanısın. Aynen. Tanıyacağım baba. Sen kendine ait olmayan zamanı harcıyorsun. Yapma kızım. Tamam mı kızım? Kendine zaman ayır. Bir daha da bu hataları yapma. Bir düşün, iyice bir idrak et. Ondan sonra kararını ver. Özür dilerim baba. Sizi dinleyeceğim artık. Okulunu da bitireceksin, tamam mı? Bitireceğim. Ondan sonra düşünüp kararını sağlam bir şekilde vereceksin. Ve ben her türlü kızımın yanındayım. Tamam mı kızım? Tamam baba. Vallahi bravo. Hay. Dinle. Yoksa dilin seni sağır eder. Yüzleş. Yoksa kalbin seni esir eder. Anla. Yoksa zihnin seni deli eder. Siz de bir şansım olsa diyorsanız bize başvurun. Hoşça kalın.